Düzce TSO Turizm Erge Birimi tarafından oluşturulan tanıtım materyalleri ve Düzce Belediyesi'nin hazırlamış olduğu çok sayıda içerik, turizm acenteleri ve ziyaretçilerden beğeni aldı. Fuarın ilk gününde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Can Polat, Düzce standında ziyaretçileri bizzat tarlarken, fuarın üçüncü gününde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce standını ziyaret ederek katılımcılarla birebir ilgilendi. Fuarın son gününde Düzce standını Top Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba Özcan ve Top Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu da ziyaret ziyaret etti. Fuar boyunca Düzce TSO Turizm Arge Birimi tarafından hazırlanan ve çeşitli kaynaklardan toplanan 15 bin basılı tanıtım materyali, 300 promosyon ürünü ve 500 çeşitli tanıtım materyallerinden oluşan hediye çantası dağıtımı gerçekleştirildi. Fuarda ayrıca turizm acenteleriyle yapılan görüşmeler neticesinde fuarı 4 gün boyunca toplam 34 bin kişi ziyaret etti. Fuarda Düzce TSO Turizm Arge Birimi tarafından 3 Ataşe, 8 Turizm Acentesi, Türkiye Rehberler Odası Başkanlığı, Ankara Rehberler Odası Başkanlığı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Turizmini Geliştirme Konsey Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Turizm Bölümleri Başkanlıkları, Beypazarı TSO, Edremit TSO, Ayvalık TSO, Tunceli TSO ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Fuar hakkında görüşlerini açıklayan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin muhteşem güzelliklerinden tüm insanlığın istifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu fuarda Düzce Belediyesi ile yapmış olduğumuz işbirliğiyle yer aldık. Düzce ile olarak hep birlikte tek vücut olarak ilimizi tanıtmaya, kalkındırmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda oluşan bu birliktelikle Düzce'yi hak ettiği seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz ifadelerini kullandı.